Dün gece ay vardı. Başımı kaldırıp bakamadım. Ayın görüntüsü suya yansımıştı. Sesler duyuyorum. Galiba yere düşen yaprakların sesleri. Arada küçük hayvanlar dolaşıyor. Bazıları üstümde. Korkmuyorum. Burası çok huzurlu, belki ondan. Hep böyle yatsam olabilir. Yeter ki artık canımı yakmasınlar. Buraya beni o getirdi. Savurdu her yere ve gitti. Önce bütün sesler kesildi. Sonra ormanı duydum. Şimdi geliyoruz işin özüne. Cinayet masasına yeni gelenlere ilk anlattığımız şey şudur. Tek bir noktadan bakarsanız tek bir şey görürsünüz. O gördüğünüz şey sizi sonuca götürecek şey midir, yoksa gerçekle aranıza giren bir engel midir? Karışık oldu değil mi? Şöyle anlatayım. Baktınız, bunu görüyorsunuz. İşte bu dediniz. Katil bu. Ya değilse? Yanılabilir misin? Evet. Ya da baktığın yerden işin içinden çıkamıyorsun. Çıkmaz sokak. Ne yapacağız? Yerimizi değiştireceğiz. Nasıl? Çıkmaz sokaktan çıkacağız, başka bir sokağa gireceğiz. Önümüzü görebileceğimiz bir yol arayacağız. Doğrudur. Yani bakış açımızı değiştireceğiz. Kendimize bir aralık bulacağız ve gerçeği görebilmek için oradan bakacağız. Adın Hasan'dı değil mi? Hasan amirim. Çevrenizdeki insanları sürekli gözleyin ve suç potansiyelini tahmin etmeye çalışın. Cinayet masası polisleri böyledir. Gözleri suçlu arar. Şüphe. Hep şüphe. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunu gecikmeden hemen yollayacaksınız, tamam mı? Yollayınca bana rapor verin. Tamam amirim. Selamlı'nın ormanlık bölgesinde bataklıkta kesik bir el bulunmuş. Hemen oraya intikal edin, bana telefon alın. İyi de biz nöbetçi değiliz ki amirim. Biliyorum İdris kardeşim. Lakin nöbetçi ekip tam da şimdi başka bir ölü vücudu yerden topluyor. Aynı anda iki yerde olamayacaklarına göre. İkna oldun mu? Estağfurullah amirim. Murat Öneş. Hiç dilini tamam o zaman, konuştuysa hemen alın şansı. Amir. Bizim Tahir Akça dedi. Hangisiydi o? Şu hani oğlunun cesedini arka bahçede, kümeste bulmuştu. Tamam hatırladım. Sorgusuna katılır mısın? Amirim konuşacak mıyız? Ne? Konuşacak mıyız? Sen benim odaya git, ben geliyorum. Tamam, sorguya beni de çağır. Telefon işi. Muharrem Buhar'ı konuşturduk, itiraf etti. Ya şimdi bu avukatının yanında vazgeçmesin de. Şeyi de takipteyiz. Amirim çay. Eyvallah, sağ ol. Kimi takiptesin? Ya babası arabada öldürülmüştü ya, oğlunu. Bence onun işi. Çok ağlıyor baba arkasından. Yani fazla, fazla. Bitti mi? Bitti. Niye hala buradasınız? Savcı Maci Takman. Sarmayın şu adamın başıma ya. Herif kılın teki zaten. Hadi uçun. Ya gidelim de eleman işi ne yapacağız? Hangi eleman? Ya yapma amirim. Eksiyiz iki aydır. Bünyamin abim şarka gitti, yeri hala dolmadı. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz yani. Ya İdris doğru söylüyor amirim. Yetişemiyoruz. Tamam. Yeni gelen çömezlerden birini seçin. Bize tecrübeli bir eleman. Oo. Git o çocuğu getir. Hangisini? Soruma cevap verene. Hasan mıydı neydi? Niye o? Uygun mudur, uyumlu mudur? Neyin nesi yani? İdris, git getir o çocuğu. Allah Allah ya. O dereler, dereler, dağılır her bir yer.
Anlat bakalım delikanlı. Ne anlatayım amirim? Ne okudun, ne yazdın, nereden gelir, nereye gidersin? Teşkilata girmeden önce. Ha. Antropoloji mezunuyum. İşte bir yandan tez yazmaktayım. Ne teziymiş bu? Türkiye'de seri katiller üzerine. Zaten biraz da bu yüzden cinayet masası falan. Tercih ettiler sağ olsunlar onlardan. İyi de Türkiye'de seri katil var da biz mi bilmiyoruz? Yok, evet. Zaten bunun üzerine araştırmalarım. Niye yok? Tezimin adı Batı kültürünün özgün bir ürünü olarak seri cinayetlerin antropolojik açıdan değerlendirilmesi. Vay be, ismi çok fiyakalı da bunu yazmak için üniversite bitirmen gerekmiyordu. Bize sorsaydın söylerdik niye olmadığını. Sular... Evli misin delikanlı? Hayır. Kız arkadaş? Var amirim. Ciddi mi? Ciddi gibi. O da antropopapalok mu? Ya abi bu konu çok mu önemli? Sen benim yanımdan ayrılma ve her şeyi not et. Tamam. Merhaba Ferman abi. Eyvallah Serdar. Selam çocuklar. İzin sahibi iyisin. Sağ ol koçum. Kadir yok mu? İzinli abi. Ölüm kanaati gelmişti. Maşallah, nihayet gelebildiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı. Savcım çok haklısın ama feci bir trafik. Naci savcım, bugün bizim nöbet günümüz değil ayrıca. Selam doktorum. Selam İdris. Savcım, tanıştırayım. Bu yeni arkadaşımız Hasan Rıfat adı güzel. Hayırlı olsun kardeşim. Hasan mı diyelim, Rıfat mı? Hasan olabilir savcım. İyi, güzel. Durum nedir? Şüpheli ölüm. Şu ana kadar yalnızca kesik kol bulundu. Araştırmalar devam ediyor. Bütün ekip burada çalışıyor gördüğünüz gibi. Ekip canavar. Gayet iyi bugün ya. Çalışıyorlar. Başka parça yok değil mi? Başka yok abi. Kim bulmuş peki? Şu olan görmüş. Karşıdaki çay bahçesinin garsonu. Sabah saatlerinde telefon verdi bize. He. Şüpheli kimseye rastlamamış. Bu mevsim çok fazla gelen giden olmazdı. İşte millet sadece karı kız atmaya gidiyor. Şöyle bir yakından bakayım ben. Çok zor olmuş. Zaten bundan sonrası adli tıp. Hasan, şu arkadaşa bir merhaba desene. Ah be İdris abi, ne yapıyorsun gözünü seveyim ya? Delil bir abi bu. Bakabilir mi? Hı. Ne kesiği bu doktor? Bana kalırsa bıçak kesiği Ferman abi. Ama incelemeden öylesine söylüyorum. Görünüşe bakılırsa öldükten sonra kol kesilmiş. Kan vücuttan çekilmiş yani. Ayrıca ölüm morlukları da öyle diyor. Çocuk eline benziyor. Genç kız eli de olabilir. Oje parçaları var. Doğrudur. Genç kız eli. Yardıma ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir el atalım ne olur. Yürü Hasan. Kesik elle selamlaştın. Şimdi sırada bambaşka bir deneyim var. Aferin ama bir çömez olarak iyi dayandın. İlk seferde çok bayılan gördüm ben. Ben neredeyim? Ben her yerdeyim. Dağıldım. Yok oldum. Ben Masya Rıklı'yı bitirdim. Hayırdır? Bizim takım koşmayı bırak, yürümeyi unutmuş durumda. Ama Trabzonspor başka. O benim kanımda. Eyvallah abi. Çıktım çamurdan dön, çıktım çamurdan dön, çıktım. Thank you.
İdris, olay yeri incelemeye söyle. Burada bot ve tekerlek izleri var. Şunların bir fotoğrafını çekip kalıbını alsınlar.